Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dün bir uyarı yaptı. SMS yoluyla kendisini kargo şirketi olarak tanıtıyor dolandırıcılar ve bir mesaj atıyorlar. Diyorlar ki kargonuz var ama adresiniz yanlış. Şu linke tıklayın da bir adresinizi bize doğru girin. Siz de eğer buna inanıyorsanız, kargom geliyordur ben bir doğrusunu gireyim diyorsanız yandınız. Bu tuzağa düşmemek için haberimizden detayları izleyelim. Dönemde siber dolandırıcılık yöntemleri arttı. Mağdurlar çoğaldı. Yeni yöntem sahte kargo bildirimi. Ya bunu da bilmiyordum yani. Bunu siz söylediniz, ben duyuyorum. Yani ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum ki ya. Yani öyle bir şeye tıklamıyoruz. Bankadan aradım işte, şöyle oldu, böyle oldu. Link gönderiyorum gibi. Linke tıkladığı takdirde hani hesaplarının çekildiğini falan duyduk ve gördük. Dolandırıcılar kargo mesajıyla SMS üzerinden yeni mağdurlar oluşturmaya devam ediyor. Kargonuz adres nedeniyle geri gönderilmiş, lütfen adresinizi güncelleyin şeklinde mesajlar göndererek mağdurlarını hedef alıyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Kargonun teslim edilememesi halinde kargo şirketlerinden sadece teslim edilemediği yönünde mesaj gelmekte olup şubeden alınması gerektiği bildirilmektedir. Kesinlikle adres güncellenmesi yapılması istenilmemektedir. SMS dolandırıcılığına maruz kalmamak için şüpheli mesajlara itibar edilmemeli ve kişisel bilgiler kesinlikle paylaşılmamalı. Dolandırıcılar sürekli olarak yeni yöntemlerle tüketiciyi dolandırmaya, kandırmaya çalışıyorlar. Bunlar içinde en çok dikkat çeken ise kargonuz adres nedeniyle ulaşılamadı. Tüketiciler kesinlikle bilgilerini paylaşmasın. Aksi halde banka hesapları boşalabilir. Bu mesajlarda kullanıcıların adres güncellemesi yapması isteniyor. Kullanıcılardan paketin gönderimi bahane edilerek ücret isteniyor. Sonraki adımda kişinin kart bilgileri soruluyor. Amaç kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalışmak. İnternet üzerinden alışveriş yaptınız, ürününüz ise kargoda, telefonunuza ürününüz adres değişikliği nedeniyle geri gönderildi. Lütfen adresinizi güncelleyin mesajı aldıysanız, hatta mesaja tıkladıysanız bilin ki kişisel verileriniz çalınmış olabilir. Başıma böyle bir şey gelmedi ama şu an gelecek gibi. Benim de bir kargom var. 5 gündür kaynarcıdan buraya gönderildi ama gelmedi. Şu an iletişime geçmeye çalışıyorum. Cevap vermiyorlar. Muhtemelen böyle bir şey başıma gelmedi ama gelecek gibiydi. Hani gelirse ne yaparsın? Savcılığa giderim. Böyle bir mesaj aldınız mı hiç? Yok, şimdiye kadar almadım ama alsam da zaten öyle çok mesaj geliyor. Bana bir dünya mesela oyun mesajları falan geliyor. 500 lira hesabınıza yattı şu gibi. O mesajların hiçbirini açmıyorum ben. Tıklamam kesinlikle. Yani hani söylediğim mağazayla konuşurum ya da direkt o söylediğim şirket ya da firmayı ararım. Böyle bir şey geldi, hani bu doğru mu? Doğru değilse ben siparişimi iptal etmek istiyorum derim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu konuda bir açıklama yaptı. SMS yoluyla gönderilen kargonuz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir. Tekrar gönderilebilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin mesajı siber dolandırıcılık yöntemidir uyarısında bulundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.